Az sermayeli iş fikirleri 14 videomuz başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Nesle hoş geldiniz. Bugün sizlerle az sermayeli iş fikirleri serimizin 14. videosundayız. 14 olduğu için çok mutluyuz. Yani bir kişiye destekli olun. Bir kişinin bu işleri yapması bizim için çok güzel, çok keyifli. Hemen şimdi hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Çok yakın zamanda size bu önerdiğimiz iş fikirlerinden birini kendimiz derleyip sizinle iletişimde, sizin de görebileceğiniz bir şekilde etkileşimde olabileceğimiz bir iş fikrini hayata geçirme çalışmalarındayız. Son aşamalarındayız. Zaten short videolarımızda bunları da görüyorsunuz. Bunları size mümkün olunca mesajlarını veriyoruz. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Siz de o ara bildirim kısmına tıklayın. Bildirimleri hemen açın. Evet arkadaşlar, ilk söylemek istediğimiz iş fikri gün tabağı. Ne demek istiyorum? Bu gün tabağını hem kafe sahipleri için bir iş fikri olarak söylüyorum. Kafelerine gün tabağı koyma fikrini. Hem de evlerde hala gün yapımı. Çünkü çocukluğunda günü görmüş, günün sıcaklığına varmış insanlar. Hala liselerde bile gün yapıyoruz deyip toplanıp çocuklar bir şeyler yiyebiliyor. Yani öyle hala gün hiçbir zaman bitmeyecek bir durum. Çünkü insanlar toplanıyor, dışarıda da yapabiliyorlar. Kafelere bu yüzden bir gün tabağı hazırlamalarını öneriyorum. Gün tabağı adı altında böyle o kokuyu, o şeyi verecek. Üstüne biraz gül suyu dökerseniz tam olur zaten. Hem de aynı ayrıyetten de kafelerin dışından evlerde insanlar hani bir şeylerle de uğraşacak vakit de yok. Hem de istemiyorlar. Böyle hafif bir gün paketi, gün tabağı tarzında, gün olacağı gün neleri istiyorsa onların bir fiyatlandırıp teklif verilip insanlara sunulabilir, değerlendirilebilecek bir iş fikri olarak buraya not düşelim. Çünkü bunu mesela gerçekten eli yatkın böyle hamur işlerine, keklere, böreklere, pastalara eli yatkın ablalarımız için de hani abilerimiz. Abilerimiz tabii ki evlerinde yapıp bunu sosyal medyadan yaptıklarını paylaşıp bir paket servis şeklinde sunabilirler. Bu da gerçekten çok kıymetli olan, çok olabilir. Kıymetli. Güzelmiş. Güzel bir iş fikri gerçekten. İki arkadaşlar söyleyeceğimiz ikinci iş fikri nişan. Söz arka platformu. Bu gerçekten şu an öyle dönüyor. İnsanlar çok büyük maliyetli bir şey zannediyor bunu ama gerçekten çok az maliyetli. Hatta yani kendi mahallemizde bir demir doğramacı diyeyim. Yaparken gördük, hatta konuştuk ne kadara mal olduğunu, nedir ne değildir. Size bir kere kiralanan fiyata neredeyse mal olduğunu bile söyleyebilirim. Size bir kere kiralama fiyatına mal olduğunu. Bunun portatif olduğunu söyleyebilirim. Takılıyor, ekleniyor. Bir doblo alıp bu işi yapabilirsiniz. Oraya gidiyorsunuz, ekliyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ondan sonra organizasyon bitince söküp gidiyorsunuz. Bu da çok kıymetli, az sermayeli, biraz koşturmalı bir iş ama keyif alınabilecek, değerlendirilebilecek bir iş fikri. Bunu bizzat kendimizde yaşadığımız bir durum olduğu için o zamandan da gördüğümüz, şimdi de önermek istediğimiz güzel bir iş fikri. Üç arkadaşlar, hep evcil hayvanlarla ilgili bir şeyler söylüyoruz ve doğayı çok sevdiğimi zaten videolardan anlamışsınızdır. Çok da söylüyorum doğayı korumak gerektiğini. Zaten evlerimizde de hani çiçek bakımları olsun ufak böyle yapılıyor. Ve bu çiçek bakımları ile ilgili bir iş fikrinin geliştirilmesini tekrardan önermek istiyorum. Çiçeklerin bakımı. Gerçekten bilmeyen bir nesil, çiçekleri öldüren bir nesil de yetişti. O çiçeklere nasıl bakılacağını. Çünkü bizden önceki annelerimiz, ananelerimiz bunu daha iyi biliyorlardı. Ama şimdikiler hani bakıp nasıl suyu nasıl vereceğini, nasıl bıdanacağını, nasıl Simba, oğlum, şşt, bebeğim ne yapıyorsun? Tam bilmiyorlar. Bu çiçek bakımı, evlerde çiçek bakımı hizmeti tarzında bir hizmetin sunumu çok kıymetli olabilir. Bunu da bir iş fikri olarak öneriyorum. Sen burada bana taş mı atıyorsun? O Aloe Vera'yı Simba'ydı. Ben bir şey yapmadım. Dördüncü önerebileceğim iş fikri arkadaşlar. Bunu gerçekten hani diyorum, yalnızlaşma çok arttığı için insanların hani ne bileyim parayla tutup birinin hayat koçluğu yapması çok kıymetli olabilir. Hayat koçluğunu öğrenebilirim. Hayat koçu, bir de hayat koçluğu falan takip edeceksiniz. Devamlı birlikte iletişimde olabileceğiniz arkadaş gibi, hem de onun mentorluğunu yapacağınız, ne yapması gerektiğine yönelik.
hayat bilgini, bununla ilgili eğitim almış, bunlarla ilgili kendini geliştirmiş insanların yapabileceği güzel bir iş fikri. Bunu da bu az sermayelere koymak istediğim güzel bir iş fikri. Tabii bunlarla ilgili mesela çok güzel üniversitelerde kurslar var, eğitimler var. Bunlara da katılabilirsiniz kendinizi bu konuda biraz ilgi alanınız varsa geliştirmek adına yapabilirsiniz, bir araştırın. Evet. Ve arkadaşlar son olarak da yine çocuk oyuncaklarına getiriyorum konuyu. Doğal ve organik çocuk oyuncakçılığı da ilerleyen zamanın önemli bir sektörü olacak. Neden? Çünkü toplum her zaman, her geçen dakika bilinçleniyor. Çünkü teknoloji çağındayız. İstemesek de bilgi bazen kulağımızdan girip buraya yerleşiyor. O kadar çok yüksek bir teknoloji hızındayız. Bu bilinçlenmeyle birlikte zaten bu salgın, hastalık, bu dönemlerin daha da artacağı haberleriyle birlikte insanlar artık organik, doğal ama bir katkı maddesi olmasın, bir şey olmasın, çocuğuma zarar olmasın, bize olmasın diye çok yaklaşıyor. Burada doğal çocuk oyuncakları, organik çocuk oyuncaklarını değerlendirmek çok kıymetli olabilir. Güzel bir iş fikri olabilir. Çok ısındığım bir iş fikri. Ahşap. Evet, bunlar çok kıymetli olabilir. Sizin de değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. 14. az sermayeli iş fikirlerinin sonuna geldik. Çok mutluyuz. Çok güzel bir seri. Umarız çok uzun süre devam eder. Ama yavaş yavaş azalıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Son yapılan araştırmada, hani biz her seferinde attığımızda bu videoları ya 14 oldu nereden çıkartıyorsunuz bunları demeyin. Size şunu söylemek istiyorum videonun kapanışında. Son yapılan araştırmada 2017 yılında doğmuş çocukların ileride yapacakları mesleklerin %65'i daha bulunmadı. Yani nerede çalışacakları belli değil. Daha o iş var olmadı. Yani siz yenilikçi, teknoloji çağına ayak uydurur, yeniliklere açık olursanız yeni iş fikirleri devamlı çıkacak. Bundan 15 sene önce Getir'den söz etsek kimse bilmezdi. Yemek sepetinden 20 yıl önce bahsetsek ne diyorsun derdi. Sopayla kovalarlardı. Yani sürüden her zaman ayrılmak önemli. Yeni iş fikirleri her zaman çıkacaktır. Umarım biz de size bunları ulaştırırız. Aynı zamanda yapacağımız iş fikrini challenge olarak size sunacağımız, sizin de izleyeceğiniz, sizin de umarım beğeneceğiniz bir iş fikri olur. Bizi desteklemeyi, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız bildirimler daha hızlı size ulaşır. Sizleri seviyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.